Sevgili izleyenler, Karabük İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü bugün Eflendi tatbikat düzenledi. Afet Müdürlüğü tarafından yeni alınan sonar cihazı denendi. İl Acil Durum ve Afet Müdürü Gazanfer Erbay, olası tüm afetlere karşı müdürlüğümüz hazırdır dedi. Bugün burada sonar aletimizin, cihazımızın nasıl çalıştığını siz basın mensuplarına anlatmaya çalıştık. Burada dalgıçlarımız da daldı. Sizler de herhalde dalgıçlarımız suyun içindeyken sonar cihazının dalgıçlarımızı nasıl izlediğini falan gördünüz. Bu sonar cihazının çalışma şeyi suyun altına ses dalgaları göndererek bu ses dalgalarının yansımasını burada ekranda profil şeklinde gösteriyor. Bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi suyun altında herhangi bir alet ve cisim varsa bunu belli ediyor. Daha önce de dediğim gibi bu göletlerde ve akarsularda görüş imkanı çok kısıtlı olduğu için biz dalgıçlar dalsak bile suyun altına fazla metreleri göremiyoruz. Bazen 10 metrede, 20 metrede, 30 metrede cisimler oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz önceden sonar cihazımızla gölün veya kişinin kaybolduğu yeri arayarak bir profil çizerek nerede olduğunu belirliyoruz ve ondan sonra dalıp işte kişi varsa, canlı varsa bunu çıkartıyoruz. Bugün de bu çalışmamızı tatbik ettik. Gölde dalgıçlarımız daldı. Böyle afetlerle karşılaştığımızda ne kadar hazırlıksız olduğumuz ortaya çıkıyordu. Aciz olduğumuz ortaya çıkıyordu. Ama son yıllarda devletimizin afet ekibini kurması bu tip olaylar karşısında devletin hazırlıklı olmasına sağladı, öngörüde bulunmasına sağladı. Bugün de bunun bir örneği var. Burada tatbikat yapılıyor. Olası bir suda kayıplarda arama kurtarma ekibi bir cihaz almış. Bu cihaz suda kayıp olan bir takım işte cisimleri ya da işte canlıları ya da cesetleri bir şekilde bulmak için büyük kolaylık sağlıyor. Tabii Eflane bizim için biraz daha farklı oluyor. Özellikle Eflane'nin bu anlamda tanıtım anlamında kullanılması bizim için de fevkalade. Şöyle baktığımız zaman gerçekten bir yarım saat, bir saattir buradayız. İnsan şöyle doğaya bakınca muhteşem bir doğa var. Eflane göletleri bir harika. Tabii ki Allah kimseye böyle bir afet göstermesin ama olduğu zaman da hazırlıklı olmamız lazım. Son yıllarda az önce başkanım da ifade etti. Son yıllarda gerçekten hükümet bu anlamda çok ciddi kaynaklar ayırıyor. Hangi aletleri isterlerse müdürlükler afetle ilgili her türlü aletin alınması konusunda her türlü bütçeyi sarf ediyorlar. Hazırlıklı olmamız lazım diyorum. Müdür de kutluyorum. Son yıllarda gayet ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bu tür afetlerle karşılaşmayız ama hazırlıklı olalım diyorum. Envanterimize yeni giren sonar cihazı aslına bakılırsa Türkçeleşmiş, İngilizce bir kavram. Sound, Navigation and Ranging, yani mesafe ve ses arasındaki değişim dediğimiz su altına ses dalgaları, akustik ses dalgaları göndererek saniyede 1500 metre hızla bunların geri dönüşüne göre su altının dip yapısı, derinliği, suyun sıcaklığı hakkında bize teorik ve nazari bilgi sunuyor. Bu cihaz temel olarak bizim ne işimize yarıyor? Görgü şahidinin olmadığı, herhangi bir iz emarinin olmadığı sularda kaybolan vatandaşlarımızı çok geniş bir alanda arama yapmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Dolayısıyla burayı bu kadar büyük alanlar 500 metrede 500 çarpı